Galatasaray televizyon ekranlarından mutlu günler. Yeni bir Son Topa Kadar programıyla sizlerle birlikteyiz. Basketbol liglerinde yaşanan gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Bu haftaki program konuğumuz basketbol antrenörü Nejat Sayman. Nejat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? İyiyiz. Püf noktasından merhaba değerli seyircilerimiz. Haftanın bu ilk gününde bu dakikalarda püf noktasının çok değerli, çok dinamik, müthiş bir konuğu var. Ekranımızdan tanıyorsunuz. Ama onun geçmiş yaşantısı, bugün neler yapıyor, gelecek için projeleri neler, hepsini konuşmak istiyoruz. Ve Türkiye'yi de konuşmak istiyoruz elbette. Çünkü büyük önderimizin söylediği gibi ben sporun ahlaklısını severim diyor. Zekisini severim diyor. Onun için büyük önderimizin bu mirasına sahip çıkan çok değerli bir isim Sayın Nejat Sayman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizle birlikte olduğum için son derece mutluyum. Çünkü spor deyince biz futbol anlıyoruz. Evet. Hemen bir topun peşinde koşan 11 adam. Oysa spor dediğimiz zaman neler yok ki? Ve en şıklarından bir tanesi de basketbol. Doğru, şimdi benim için tabii aynı şekilde basketbolsuz bir gün, işte özellikle o yaz dönemi felaket bir şey oluyor. Yani o dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası falan başlayana kadar ligin bitimiyle aradaki dönem kabus gibi. Yani ne yapsanız vakit geçmiyor bir kere, o çok kötü bir şey kadar alışkanlıklardan sonra. Fakat futbol seyretmeye asla tahammül edemeyen birisiniz. Tabii hiç asla yani. Hiç alakam olmaz. Fakat mesela voleybol, basketboldan sonraki en sevdiğim spordur. Basketbol oynadığım yıllarda da Yıldızlar'da, gençlerde Bağlarbaşı'nda iki tane salon vardı yan yana. Birinde voleybol maçları olurdu, birinde basketbolun yanında voleybol maçları. Kendi maçımızdan çıkar voleybol maçlarını seyrederdik. Haftanın içinde bütün Avrupa Kupası, kadın erkek bütün voleybol maçlarını hepsine giderdim. Vaktim olduğunda bütün lig maçlarını seyrederdim. Ama basketbol maçlarına da giderdim, spor sergi sarayına. Şöyle bir sportif kültürden geldim. Futbolla da hiç yok, böyle alakam olmadı. Nasılsınız? Alıştık şeylere, evde oturmaya. Evet. Odamızda oturup internet üzerinden eskileri seyretmeye alıştık. Onun için alışına geldik. Günler yaşıyoruz. Antalya'da yaşıyorum. Hiç takım yok şu an. Olsa izleyeceğiz ama şu anda hiç takım yok. Antalya'da takım olmaz. Neden olmaz? Ben de çünkü 1990-98 sezonunda Antalya Murat Belaşa Belediyesi'nde antrenörlük yaptım. Bir de altta Adalya Vakfı'nda antrenörlük yaptım. İkincilikte. Aynısı. Birinde yardımcı antrenördüm. İkincisinde de head coach'tum Adalya'da. Oradaki yönetim anlayışında bir tuhaflık var. Yani hangi yönetim gelirse gelsin, Antalya'da bu kadar önemli bir kapasite var. Çok kalabalık bir şehir. Şimdi çok da güzel bir salonu var. O zaman bu kadar değildi ama gene 3.000-3.500 civarında eski Antalya'nın salonu vardı. Full dolu olurdu orası. Spor salonu mu? Tabii. Ve ağzına kadar dolu olurdu orası. Yani bazen dışarıda insanlar kalırdı. Fakat tahmin ediyorum yönetememek gibi bir şey var. Yani oradan hiçbir zaman bir şey olmayacağını biz anladık. Artık basketbol dünyasında Antalya'dan bir takımın birinci lige gelecek, orada da kalıcı olacak, buna hiç kimsenin bir inancı yok. Ne yazık ki öyle. Keşke olsa. Kadın antrenörlerin adedinin artmasını, hakem olarak da antrenör olarak da artmasından yanayım. O yüzden söylemek istedim. Mesela kadınlar liglerini aslında eski basketbolcu kadınların yapması, olaya bakış açıları, çünkü onlar yaptıkları antrenmanın ve o antrenmanın sonuçlarının nereye geleceğini bizden daha iyi biliyor. Benim uzmanlık alanım Euroleague'dir her zaman için. Yani Türkiye Ligi'nde de uzun seneler yaptım. Euro Cup'ta yaptım, FIBA Euro Challenge'da yaptım. Kadınlar Final Four'unu da anlattım. NCAA Final Four'da anlattım. Bir tek NBA ile alakam yoktur. Çünkü Michael Jordan basketbolu bıraktıktan sonra NBA ile tamamen alakamı kestim. Yani Michael Jordan sonrası benim için NBA bitti. O keyfi bir daha hiç alamadım. Şimdi 12-13 yaşından bu yana yani resmen artık basketbolun içindesiniz diyebiliriz o zaman. Evet. Yani bu şekilde 5 senedir içindeyim. Aynen. Süper. Yani gerçekten müthiş bir kariyer. Şunu da soracağım. Jordan gittikten sonra bıraktım dediniz. Jordan'ın Washington dönemlerini izlediniz mi peki? Washington'a döndü falan. İzledim ve keyif almadım. Çünkü aynen. Jordan öncelikle her insan gibi yaşlandıkça performans yavaş yavaş düşmeye başlıyor.
O Jordan'ın kariyerindeki düşüşü çok hani Jordan için de kabul edemedim. Kendim de çok inanmak istemedim açıkçası ama insan vücudunun da işte bir gidebildiği bir ömrü var spor sahasında. Ve Jordan yaşlanmaya başladığında da aslında basketbol sahasında kullanılan ilaçlar, ağırlıkların çok daha üst seviyeye gelmesi, karşısındaki o daha da güçlenen savunmacılar, sakatlıkların bir seviyeye daha yukarı çıkması gibi şeyler de etkili olunca son senede çok keyifli geçmedi işin doğrusu. Keşke bir iki sene önce bıraksaydı Jordan diye düşünüyorum. Evet, şunu da soracağım ve Jordan konusunu kapatacağım. Sizce Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman olmadan şampiyonlukları kazanabilir miydi peki? Dediğim gibi yani bu bir takım işi. Sadece Jordan'la şampiyon olamazsınız. Sadece LeBron James'le şampiyon olamazsınız. Hep yanındaki yardımcı oyuncular. İşte bir tanesi bütün pis işleri yapıyordu Dennis Rodman. Bir tane pozu vardır. Hiç unutmam. Bir top kenara dışarı çıkıyor. Resmi öyle bir çekmiş ki fotoğrafçı inanılmaz. Tam yere paralel uçmuş. O topu kurtarmaya çalışıyor. Muhtemelen de kurtarmıştı Dennis Rodman. Yani sakatlanmak. Yani umurunda olmayan bir adam. O bir top o kadar önemli ki. Şampiyonluklar hatta Jordan'ın son saniye fadeaway ile kazandıkları şampiyonluk var. Evet. Mesela bir top yani işte bu bir topun önemi. Bazen orta sahanın gerisinden bir tane atıyorsun son işte o giriyor basket oluyor ve şampiyon oluyorsun. Onun için bu her topu değeri olduğunu düşünürsek hem Scottie Pippen'ın, Steve Kerr'ın hepsinin yani inanılmaz şeyleri vardı. Evet. Katkıları vardı. Yani tek Jordan'la şampiyonluk bence olacak bir şey değildi. ...80'li yılların filmidir, Top Secret diye. Bu filmde şöyle bir film, onu mutlaka seyredin. Sen de seyretmediysen seyret. Top Secret. Tamam. Filmin içinde ön planda baş artistle baş alt artist konuşurlar. Orada bir espri vardır. Ama asıl onun arkasında, arka planda inanılmaz şeyler olur. İlk başta anlaşılmıyor. Film böyle çok ciddi gibi gözüyor. Ha, gözün ön planda değil de arka planda olduğu zaman inanılmaz espriler bütün... Yani 90 dakikaysa 90 dakika, 120 dakikaysa 120 dakika. Top Secret inanılmaz bir komedi filmidir. Onu tamam. mutlaka öneriyorum yani. Bak basketboldan tamam. Nerelere geldik. Sizce nasıl bir karar alınmalı? İptal mi ederdiniz yoksa bir şekilde oynatır mıydınız siz olsanız karar verici kişi? Şimdi ben %100 iptal ederim. Hatta hiç oynanmamış sayarım. Şimdi burada birincilik baktığın zaman Efes lider. Hani şeyde düşünülebilir mesela Litvanya'da Žalgiris Kaunas evet, şampiyon ilan edildi. Ama burada öyle bir şey var ki Efes'in şimdi bak, bilgisayarda karşımda Efes'le Karşıyaka arasında bir galibiyet fark var. Bir altıyla Fenerbahçe'de iki galibiyet fark var. Petkim'e gidiyorsun alt tarafa Petkim'le Merkez Efendi Belediyesi aynı puandalar. Yani şimdi bu liglerde birinci sırada olan takımı şampiyon ilan etmek çok manalı gelmiyor bana. Çünkü bu bir playoff lig. Yani şimdi şey olsaydı çift devreli lig usulün oynandığı bir lig olsaydı arada da 3-4 galibiyet farkı olsaydı şampiyonu ilan edebilirdiniz. Playoff sistemi olmasaydı. Kariyerinizde dönüm noktası olarak gördüğünüz bir olay var mı? Yani bu olay olmak zorunda değil tabii ki. Kişi, rastlantı hiç fark etmez. Yani dönüm noktanız ne kariyerinizdeki? Şimdi herkesin kafasından şey geçebilir. Başakşehir'le lige çıkamadığımızı Erdemir'e elendiğimiz seri olarak düşünülebilir. Ama evet. Benim zaten normal olarak 2 yıl önce de A takım antrenörlüğü yapma gibi bir niyetim zaten söz konusu değildi. Yani ben orada aslında genel menajer gibi kulübün başındaydım. Hakan Yavuz'la 2004-2005 sezonunda bir sözleşme imzaladık. Ya da 2005-2006 sezonunda sözleşme imzaladık yaz döneminde. Bütçemiz açıklanmıştı çünkü kulüp olarak. O zaman Hakan Yavuz antrenör olacaktı. İşte ekibini belirleyecekti. Zaten iyi bir yardımcı antrenör ekibimiz vardı. Kondisyonerimiz vardı. Her şeyimiz tamamdı bizim. Evet. Ben de genel menajer görevimde kalacaktım. Fakat birdenbire bizim yönetimden gelen haberle bütçemiz epey düştü.
Düşünce Hakan Yavuz da sonuçta birinci lig antrenörü. Yani ikinci lige geldiği zaman düzgün bir para vermek gerekiyordu. O iş olmadı. O iş olmayınca o sezon mecburen antrenörlük yapmak zorunda kaldım. O da Suk'ta iyi bir sezon geçirdik. Sonra ertesi sezonu da mecburen götürmek zorunda kaldım ama bunu zaten yönetimle konuşmuştum. Yani birinci lige biz gelseydik ben birinci ligde antrenörlük zaten devam etmeyecektim. Ben geri çekilecektim gene. Çünkü benim dediğim gibi benim işim altyapı. Altyapı şeyi benim işim değil. Yerimdeki dönüm noktasını çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Efes'te geçirdiğim 3 yılda hani bütün kariyerimde yaşamadığım bütün başarıları orada gördüm zaten. 3 yılın sonunda da o namalup şampiyonluk, Torino'daki final, Cumhurbaşkanlığı kupası, işte altyapılardaki o başarılardan sonra ülkenin kurulması ve benim ülkene gitmem hayatımda yaptığım en büyük hata ve hayatımdaki en önemli dönüm noktası oldu. Mesela hep sorarlar bütün sektörlerde, televizyon programlarında neyi yapmazdınız? Ülkene gitmezdim. Kanaldan bahsetmek istiyorum size. Basket Zone TV Antalya'da kurulmuş bir YouTube kanalı ama YouTube kanalı derken şu şekilde, yani Antalya'da gerçekleşen altyapı maçlarını YouTube'dan canlı bir şekilde yayınlayıp hem genç sporcuların bu maçları izlemesi ve aynı zamanda maçlarının kaydının olmasını sağlayan bir takım, daha doğrusu kulüp. 90 yılında hiçbir şey yoktu. Ben şimdi nasıl Efes'teki bir maçın Türkiye şampiyonluğunun şeyini gösteriyor. Yok. Ya sadece resimler var. Hatta siyah beyaza kadar gidiyor onlar. Dolayısıyla yaptığınız işin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işleri yapa yapa da bundan belki 10 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra belki televizyonda ikinci ligleri, belki birinci ligleri, kadınlar liglerinin yorumculuğunu yapacaksınız. Yani bir yerden başlamak son derece önemli. Bence önemli bir hizmet. Bir de dediğim gibi ileriye doğru eğer bir yorumculuk hayali olan varsa da işte bu önemli bir başlangıç ve hani ilkokuldan başlayıp gelme tarzı bir şey oluyor aslında sizin için de çok iyi tabii. Çok teşekkür ederiz. Yani benim böyle bir hayalim zaten, hedefim var. Böyle söylemeniz de benim için çok önemli oldu. Ben tek televizyon biz olmuştuk nakliyen yayın yapan TV8 olarak. Başka hiçbir kanalı sokmamışlardı içeri. Nedense bilmiyorum yani. Öyle bir tek bize izin vermişlerdi. Otellerinden yayın yapmıştık. Ve günde 3 kere TV8 ekranlarından yarımşar saatlik nakli şey yaptık. Canlı programlar yaptık. Yorum programları yaptık. Ben günde 3 kere takımı eleştiriyordum. Bazen iyi eleştiriyordum. Bazen olumsuz eleştiriyordum. Ya o topu niye atmadık? Ki Brezilya maçı vardır özellikle o. Yani son toplarda 2 tane Brezilya ile Porto Rico maçlarını grupta kaybetmiştik. Ondan zaten beklediğimiz başarıyı elde edemedik. Çünkü gruptan çıktıktan sonra demek Sırbistan'ın kucağına gittik. Oturarak para kazanılan tek ülke Türkiye'dir. O da iddialı söylüyorum. Oturarak para kazanılan basketbolda tek ülke Türkiye'dir. Herkes oturuyor ama herkes mutlu. Böyle bir sistem yok yani. Oynayan oyuncu değerlenir. Bizimkiler oturarak değerleneceğini ve basketbollarının gelişeceğini düşünüyorlar. Tamamen yanlış. Önce Türk oyuncuların beyinsel olarak bir kendilerine bir revize etmeleri lazım. Ailelerin bunlara yardımcı olması lazım. Her kulübün mentörü olması lazım. Bu mentörler oyuncuları alıp teker teker anlatmaları gerekir. Oyuncu menajerlerinin hak etmeyen, oyuncular hak etmediği paraları aldırtmak yerine kulüpleri zora sokmak yerine biraz daha insaflı menajerlik yapmaları gerekir. 300 bin dolara İtalya'da oynayan oyuncu 800 bin dolara Türkiye'ye gelmemelidir. Yani 300 bin orada oynuyorsa işte tamam 400 bin dolara gelsin buraya olabilir ama 800 bin dolara da gelmesin. 800 bin dolarlık oyuncu 2 milyon euroya gelmesin buraya gibi. Yani bunlar tamamen basketbol şimdi bir bütün olarak bakmak lazım. İşte oyuncu menajeri yoksa kulüple pazarlığı yapacak kimse yok. İşte genel menajer yoksa başka bir şey olmuyor. İşte iyi bir yardımcı antrenör yoksa, kondisyoner yoksa takımın gidişatı bambaşka bir hale geliyor. İşte seyirci yoksa keyif yok. Televizyon yoksa taraftarların, izleyicilerin basketbola karşı
ilgisi alakası azalmaya başlıyor. Basketbolu böyle bütün olarak baktığımız zaman hoş bir görüntü veriyor. Onun için bu saydığım bölümlerden hiçbirinin hata yapmaması lazım. Herkesin basketbolu bir tık sonraki durumunu düşünmesi lazım. Şimdilik ben öyle bir sahne görmüyorum ama inşallah kendimizi revize edip basketbolu düşünmeye başlarsak, federasyon da mümkün olduğunca yenilik getirirse, yani sadece İtalya'daki, sadece İspanya'daki basketbol gerçeğinin Türkiye'ye yansımasını gerçekleştirmek yerine biraz da biz yaratıcı olabilsek. İstiyorum. Tabii. Cihan Amasyalı size çok selam söyledi ve Erdemir maçı varmış zannediyorum. Bahçeşehir Koleji Erdemir maçı. O maçı anlatabilir mi dedi. O maçta başlayalım, sonra devam edelim. Yani lige çıkmak için aday iki takımdık. Onun dışında Orhun Eneli, Ömer Aşıklı, Işık Spor çok önemli, iyi takımdı. Kepez Belediyesi iyi takımdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iyi takımdı. Hatta onun başında da zaten Doğan Akkemez vardı. Kepez evet. Belediyesi'nin başında Gökhan Taştimur vardı. Yani çok şey, bir ağır bir ligdi aslında. Yani bütün takımlar iyi olduğu, kadroların iyi olduğu, antrenör kapasitesinde mesela Cem Çağlı, Yeşim takımı vardı. Yani ligin görüntüsü sürekli değişebilen bir sezondu. Ali Ağa vardı hatırlıyorum. Uşak vardı. Oralardan geldi. Yani Uşak'ta birinci ligi oralardan geldi. Ali Ağa oralardan geldi. Çok keyifli bir sezon geçti. Aslında çok büyük bölümü lider götürdük son haftaya kadar filan. Orada benim için yüksek tansiyonum var. Yani sabah bir ilaç içmek zorundayım. Öğleden sonra bir ilaç içmek zorundayım. Gerçi öğleden sonra ilacını biraz kestim ama sabahları mutlaka almam gerekiyor. Hani birkaç sefer acillik oldum. Böyle bir hani gitti gidiyor şeyine geldim. Onun için çok dikkat etmem lazım. Tam da o Uşak maçını hiç unutmuyorum İstanbul'da. Maçtan önce böyle tansiyonum 22'lere falan çıktı. 22-18'lere falan çıktı. Gitti gidiyor ya, geldik. O arada beni yatırdılar şeye, soyunma odası. Tam maça çıkacağız. Çıkamadım maça. Enseye buzlar, tansiyon düşürücüler filan. Duyuyorum seyircilerin seslerini. O maçı kaybettik ve beklediğimiz avantajı elde edemedik. Yani saha avantajı Erdemir'in elinde oldu. İki maçı orada, bir maçı İstanbul boyunca değil. İlk maçı son saniyede bir basket yedik, kaybettik. Orta sahadan Amerikalı fırlattı, attı, basket oldu, bir sayıyla kaybettik. Tabii. Ona İstanbul'da farklı yendik. Sonra son maça gittik. Orada çok acayip güvenlik önlemleriyle filan. Gene son topa kalan bir maç oldu. Son toptan önce biraz gerginlikler tabii sahada da yaşandı. Böyle stresli maçlarda işte 10 sayı öndeyken filan yakalandık. Hatta bir pozisyon var. Herhalde Cihan Amasyalı onun için bahsetmiş. Bir üçlüğü sanıyorum 2 saniye kala işte o orta sahadan yediğimiz bir üçlük vardı. Şeyi o pozisyondan önce penetre ettik. Bugün Amerika'da yaşayan Ömer Civan sağdan üçlü attı, öne geçtik. Bir sayı öne geçtik. Ondan sonra tam molaya gelişte o kadar şeyle geliyor ki oyuncular molaya koşarak zevkten, 8 artık kazandık şeyi. Çünkü onların sahasından topçu oyuna girecek filan. Molayı tam koşarken Serhat Uğur bugün TBL'nin çok iyi oyuncularındandır, finalde oynuyor. Akhisar'daydı son galiba. Sert, kuvvetli bir oyuncudur. Molaya geldiğinde asistan koç Zafer Çavuşoğlu'yla karşı karşıya geldiler. İkisi de sıçradı molada, göğüs göğüse birbirlerine vuruyorlar sevinç şeyi. Evet. Fakat tabii Serhat aşırı kuvvetli olduğu için yani o çarpışmada Zafer Çavuşoğlu yerlere düştü tabii. O inanılmaz bir görüntü. Sonra o senelerdir herkes seyreder. Bir taraftan hani çok sevindiğimiz bir pozisyon ama bir taraftan da tabii işin mizah tarafı da çok önemliydi. Hani Zafer'in o çarpışmada yere düşmesi muhtemelen onu kastediyordur. Keyifli, güzel bir seriydi. 2-1 Erdemir kazandı. Onlar devam ettiler. Biz de playofflarda elenmiş olduk. Ondan sonra iki Antalya takımı çıktı zaten lige. Aa öyle mi? Antalya ile Kepez çıktı. Tabii tabii, Antalya ile Kepez çıktılar. Şu anda da hiç takım yok. Ben de Antalya'da yaşıyorum, hiç takım yok şu an. Olsa izleyeceğiz ama şu anda hiç takım yok.
Antalya'da takım olmaz. Basketbolcular şunu yapmalı. Herkes gibi okuldan çıkıp evlerine gidip yemeklerini yiyip annelerini babalarını eşliğini derslerini çalışmıyorlar. Onlar herkes evine gidip yemeğini yerken basketbolcu yolda antrenmana gidiyor. Gece evine 11'de dönüyor. Demek ki basketbolcunun yapması gereken en önemli şey evde dersi bırakmadan dersi dinlemektir. Dersi anlamaktır. Dersi eğer iyi dinlerseniz notunuzu alırsanız eve gelip tekrar çalışma gereğiniz kalmaz. Basketbolcunun yapması gereken en önemli şey bu. Çünkü basketbolda bir diz sakatlığınız oluyor, kariyeriniz bitiyor. O zaman öğrenimi de kaybetmiş oluyorsunuz. Önce öğrenim, basketbolu sonra düşünmeleri lazım. Ama düşünürken de birinci etapta bu şekilde düşünmeleri ve her saati, her şeyi değerlendirmeleri lazım. Hiç boş saati olmaması lazım. Size eğer pazar gününü koç off verdiyse, off saatleriniz olsun. Gidin arkadaşlarınızla geçin, gezin, her şeyi yapma hakkı var tabii. Oyuncu da insandır ama bunun içinde en az bir saat, iki saatte kendi kendine zayıf olan yerlerini bir açık sahada da, bir salonda da yapabilip çalışabilmesi lazım. Şutu zayıfsa her gün şut atması gerekir. Penetresi zayıfsa fundamentalını geliştirmesi gerekir. Reboundu zayıfsa rebound çalışması gerekir. Jordan 1, Razan Petrovic 2. En önemli örnek bunlar. NBA'deki en müthiş oyuncular sınıfında olduklarında bile kendilerine okul salonu tutup gidip boş zamanlarında 500 tane 1000 tane günlük şut atan oyunculardı bunlar. Bunlar örnek olsun. Çalışmanın dışında yapabilecekleri hiçbir şey yok. Koçlarını dinleyecekler. Çok basketbol maçı seyredecekler. O iPad ellerinde, telefon ellerinde acayip şeylerle uğraşmayacaklar. Basketbol ve okulun dışında düşünmedikleri ya da düşündükleri bir şey kalmazsa hem iyi öğrenci hem de iyi basketbolcu olurlar. Çok teşekkür ederiz. Yani çok güzel ve çok güzel daha doğrusu öğütlerdi. Bir kez daha geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Zaten çok yoğun bir programınız var. İnşallah bir kez daha görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz inşallah. İyi yayınlar diliyorum. Basketbol adına tekrar çok önemli güzel bir şey yaptığını tekrar söylemek istiyorum. İnşallah diliyorum. Çok sağ olun.